Çocuklarda diyabet dinleme, izleme metni cevapları ve soruları Anka Yayınları 6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı sayfa 251, 252, 253, 254, Sağlık ve Spor teması. Çocuklarda diyabet dinleme, izleme metni cevapları. 6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Anka Kuşu Yayınevi sayfa 251 cevabı. Düşünelim, tartışalım 1. Nasıl ve nelere dikkat ederek besleniyorsunuz? Cevap, düzenli ve dengeli beslenmeye çalışıyorum. Bir gün içinde almam gereken protein, yağ ve karbonhidrat miktarına ve besinlerin çeşitliliğine dikkat etmeye çalışıyorum. Şeker ve tuzu az kullanıyorum. Hamur işinden, fast food ürünlerinden, hazır gıdalardan, asitli içeceklerden uzak duruyorum. İkinci ailenizde ya da çevrenizde diyabet hastası var mı? Bu insanlar nelere dikkat etmek zorunda kalıyorlar? Cevap, evet çevremde diyabet hastası var. Anneannem ve dayım diyabet hastası. Onların şekerli gıdalar çok tüketmemeleri ve uzun süre aç kalıp kan şekerlerini düşürmemeleri gerekiyor. İzleyeceğiniz filmin konusu ne olabilir? Cevap, izleyeceğimiz filmin konusu, diyabet hastalığının çocuklarda obezite gibi sonuçlara sebep olması olabilir. 1. Etkinlik 6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Anka Kuşu Yayınevi sayfa 252 cevabı, aşağıda harf gruplarının oluşturduğu kelimelerin anlamları yer almaktadır. Anlamlardan hareketle her harf grubunun hangi kelimeyi oluşturduğunu bulunuz. Cevap: Rekeş dığalısa, şeker hastalığı nisin, insülin repaksa, pankreas sebin, besin teoin, protein. Tarbonanit, karbonhidrat 1. Kanda glikozun artması sonucu idrarda şeker bulunması, çok su içme, çok yemek yeme ve çok idrar yapma ile biliren hastalık. Cevap: Şeker hastalığı. İkinci kandaki şeker dengesini düzenleyen hormon. Cevap, insülin. Üçüncü midenin arkasında bulunan, boşaltıcı kanallarıyla 12 parmak bağırsağına bağlı, iç ve dış salgıları olan bez. Cevap, pankreas. Dördüncü yenilebilir, beslenmeye elverişli her tür madde, azık, gıda. Cevap, besin. Beşinci canlı hücrelerin ana maddesini oluşturan, karmaşık yapılı doğal madde. Cevap, protein. Altıncı yağlar ve yumurta akı maddelerinin yanı sıra, insan ve hayvanların organik besinlerinin genel adı. Cevap, karbonhidrat. İkinci etkinlik aşağıdaki soruları izlediğiniz filme göre cevaplayınız. 1. Duygu kaç yaşında ve hastalığının adı nedir? Cevap, Duygu 13 yaşındadır ve hastalığının adı diyabettir. İkinci insülin nedir ve ne işe yarar? Cevap, şekerin hücrelerimize gireceği kapıları açan bir hormondur. Böylece şeker, vücudumuzda enerjiye dönüşür. Üçüncü diyabetin belirtileri nelerdir? Cevap, çok su içme, sık idrara çıkma, ağız kuruluğu. Çok su içme, uyku hali, halsizlik, kilo kaybı 4. Duygunun okulda karşılaştığı sorunlar nelerdir? Cevap, İnsülin iğnesinin yapabileceği uygun bir yer bulamamak, tuvalete sık gitme, beden eğitimi öğretmeninin onu derse almak istememesi 5. Duygunun beden eğitimi öğretmeni onun derse katılmasını istemedi ve Duygu çok üzüldü. Duygunun yerinde olsaydınız ne hissederdiniz? Cevap, çok üzülürdüm, derse katılabileceğimle ilgili onu doktorumla görüştürmek isterdim. 6. Beden eğitimi öğretmeni siz olsaydınız ona nasıl davranırdınız? Cevap, Duygu'nun ailesi ve doktoruyla görüşmek isterdim. Doktor ile Duygu'nun ailesi onay verirse Duygu'yu derse alırdım. 7. Duygu'nun arkadaşı olsaydınız onu nasıl teselli ederdiniz? Cevap, Duygu'nun hastalığını normal karşılardım. Onu çok güçlü cümlelerle teselli etmeye kalkıp kendisini daha da fazla üzmesini istemezdim. Uyması gereken kurallara uyduğu sürece bu hastalığa sahip olmayan diğer çocuklar gibi günlük hayatına devam edebileceğini söylerdim. 3. Etkinlik 6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Anka Kuşu Yayınevi sayfa 253 cevabı. Aşağıda filmden alınan ifadelerden nesnel yargı bildirenlerin başına ne, öznel yargı bildiren ifadelerin başına ö harfini koyunuz. Cevap: Ülkemizdeki 15.000 diyabetli çocuktan biriyim. Ne? Şekerli besinler vücudumuzun enerji kaynağıdır. Ne?
Diyabetin belirtileri halsizlik, aşırı su tüketimi, hızlı kilo verme ve sık idrara çıkmadır. Ne? Diyabet hastalığı mücadele etmesi zor bir hastalıktır. Öv. Diyabet hastalığı mücadele etmesi kolay bir hastalıktır. Öv. Aşırı kilolu arkadaşlarımızın o güzel kalplerini kırmamalı ve onlara mücadelelerinde destek olmalıyız. Öv. Her besinden yeteri kadar yemeliyiz. Ne? Dördüncü etkinlik diyabeten büyük varlık sağlık. Diyabet zor bir hastalık. Umutsuzluğa kapılma. Mücadeleyi asla bırakma. Sebebi, kanındaki insülinin kullanılmaması. Belirtisi, vücudunun dermansız kalması. Kandaki şekerinin artması. Vücudun için zehir gibi zararlı, sağlıklı beslen, yediklerine dikkat et. Egzersiz yap, bunu hep akıl et. Güç her zaman sende, fark et. Yok olur gider o zaman diyabet, yukarıdaki şiirle ilgili verilen bilgilerden doğru olanların başına D, yanlış olanların başına Y getiriniz. Cevap: Doğru, şiirin konusu diyabettir. Doğru, şiirin birinci bölümünde tezat vardır. Yanlış, şiirin ikinci bölümünde abartma vardır. Yanlış, şiirin üçüncü bölümünde tezat vardır. Doğru, mısra sonlarındaki ses benzerliği şiire ahenk katmaktadır. 5. Etkinlik 6. sınıf Türkçe ders kitabı Anka Kuşu Yayınevi sayfa 254 cevabı. Diyabet, kelimesinin çağrıştırdığı kavramları boş yerlere yazıp bu kelimelerin de kullanıldığı öyküleyici bir metin yazınız. Cevap: Yediklerimize dikkat edelim anneannem ve dayım çok uzun zamandır diyabet yani şeker hastası. İkisi de her gün insülin iğnesi vuruluyorlar. Bu onlar için hayatın içindeki normal bir hareket gibi olmuş. Nasıl ki yemekten sonra ellerimizi yıkıyorsak onlar için de iğne vurulmak sıradan bir olay olmuş. Ama buna rağmen anneannem de dayım da yiyip içtiklerine dikkat etmiyorlar. Çok şeker tüketmemeleri gerekiyor, hamur işinden uzak durmaları gerekiyor ve kilo almamaları gerekiyor. Teyzem kurallara uyan ve başkasının da uymasını isteyen birisidir. Teyzem, anneannem ve dayımın yanındayken kuralları çok katı uyguluyor. Kek, pasta gibi şeyler yapılırsa dayım ve anneanneme sadece bir tane hak veriyor. Yemeklerde onların önüne az ekmek koyuyor. Bundan dolayı ikisi de teyzeme gıcık oluyor ama aslında teşekkür etmeleri bile gerekir. Dayım ve anneannem yediklerine dikkat etmedikleri için kontrollerde şekerleri hep yüksek çıkıyor. Sonra da anneannem hep halsiz oluyor ve gece gündüz uyumak istiyor. Geçenlerde anneannem evde yapılan baklavadan gizli gizli 4-5 tane yemiş ve çok kötü olmuş. Teyzemler hemen ambulans çağırmış ve anneannemi hastaneye götürmüşler. Doktor anneanneme çok kızmış ve galiba kendini öldürmek istiyorsun demiş. Anneannem de hem doktora hem de teyzeme bir daha böyle bir şey yapmayacağına söz vermiş. 6. sınıf Türkçe ders kitabı Anka Kuşu Yayınları Sağlık ve Spor Teması sayfa 251, 252, 253, 254 çocuklarda diyabet dinleme izleme metni etkinlik soruları ve cevapları. İle ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.